sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlayan Taha Grup, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla hızlı büyümesini sürdürüyor. Ekopazar ekibi olarak Taha Grup'un Logitrans Transport Lojistik Fuarındaki standını ziyaret ettik. Grubun yönetim kurulu başkanı Emin Taha, yatırımlarını ve lojistik sektöründeki gelişmeleri Ekopazar'a anlattı. Hava, kara ve deniz taşımacılığının ardından turizm, teknoloji ve sigortacılık sektöründe de yatırım atağına geçen Taha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha ile Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda bir araya geldik. Emin Taha yatırımlarını ve Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından olan Irak'taki son gelişmeleri Ekopazar'a değerlendirdi. Taha Grup firmamız lojistik başta olmak üzere bunun yanında yeni firmalarımız da Taha Teknoloji, yazılım ve yazılımla ilgili IT ile ilgili bütün altyapıyı yapıyoruz. Taha Sigorta firmamızı kurduk. O da sigortacılık sektöründe bütün hizmetleri takdim ediyor. Ve şu anda bizim özellikle Irak ve İran başta olmak üzere hem karadan hem havadan tüm dünyaya hem de Suudi Arabistan ülkesinin bizim GSA'liğimiz var. Yani genel satış acentesi olduğumuz için burada da onu müşterilerimize anlatıyoruz. Bunun yanı sıra da tabii ki müşterilerimizin çeşitli, farklı lojistik sektöründeki taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu anda ihracat sıralamasında da iyi bir yerdeyiz. 62 bin ihracat yapan firma arasında 33. sırada yer aldık ve giyim ihracatında Türkiye'nin 4. en büyük firması olduk. Sadece Irak ihracatı Türkiye'nin 2. firmasıyız ve Fortune Amerikan sıralamasında 199. sıradayız. Ve hedeflerimiz inşallah 2017'de terör olaylarının da Irak'ta azalacağını göz önünde bulunduraraktan özellikle IŞİD'in en son bölge Musul'dan da temizlendikten sonra Irak'ın da rahata kavuşacağını ve Türk firmalarımızın başta bizim de firmamız Taha Grup firması biliyorsunuz biz ağırlıklı teşkilatımızın çoğu Irak'tadır ve ikinci ülkeye de taşımaya başladık İran'ı da. Hava kargoda da tüm dünyaya IATA belgemizle bu ihracatımızı ve sevkiyatımızı devam ettiriyoruz. Aynı anda da Suudi Arabistan ülkesinin Türkiye'deki GSA'yı biziz ve Suudi Arabistan'a giden bütün malları bizim üzerimizden uçakları verip Suudi Arabistan üzerinden de üçüncü ülkelere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra deniz taşımacılığa da başladık ve özellikle Kuzey Afrika'ya, Cezayir, Tunus, Fas ülkelerine olsun, Afrika'nın diğer ülkelerine olsun çok güzel servislerimiz var. Amacımız çalışıp ülkemize gerçek bir katma değer kazandırmaktır ve yurt dışından hem yatırımcıyı buraya davet edip iş adamlarını Türkiye'ye çekip ve Türkiye'nin her şeye rağmen güçlü bir ülke olduğunu hepsine göstermektir. Sivil toplum örgütlerinde önemli görevleriniz var. DEİK bünyesinde Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanısınız. MÜSİAD'da sektörün konsey başkanlığını yapıyorsunuz. Bölgemizdeki gelişmeleri, yani tabii ki sorunlar var, yaşanıyor filan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizin lojistik sektöründeki sıkıntılarını sürekli masaya yatırıp ve bunun çözüm arayışlarını bulmaya çalışıyoruz. Onun için konferanslar düzenliyoruz, paneller yapıyoruz ve çok değerli hükümetimizin bu konudaki Ulaştırma Bakanlığı olsun, Gümrük Ticaret Bakanlığımız olsun, Ekonomi Bakanımız olsun görüşmeler yapıyoruz, görüşüyoruz. Hep birlikte ülkemizin lojistik sektörünün nasıl daha güçlü hale getireceğimiz için çabalar harcıyoruz. Öte yandan da DEİK'te Türkiye Irak İş Konseyi Başkanlığı sıfatımla da Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin zedelenmemesi ekonomik işli ilişkilerden bahsediyoruz tabii ki. Ve bunun oraya ihracatımızın daha fazla artırması için sürekli Iraklı meslektaşlarımızla Odalar Borsalar Birliği Başkanı olan Irak tarafında ve diğer oda başkanlarıyla iletişim halindeyiz. 2017'nin özellikle ikinci yarısı çok parlak olacak ve bizim ihracatımız artacak. Ülkemize güven artar. Ülkemize
yatırım da artar.